Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi Ocak ayı örnek sorularının çözümünü yapacağız. Evet, Ocak ayı örnek soruları bu seneki 2021 yılının. Şimdi baktığımız zaman birinci sorumuzda doğal sayı kodlama, daha önce çok karşılaşılan kaynak sorularının benzerlerinden. Kodlama istediğiniz doğal sayı 2'nin doğal sayı kuvvetinin toplamı şeklinde yazınız. Kodlamak istediğiniz doğal sayı 2'nin doğal sayı kuvvetinin toplamı şeklinde yazınız. Yukarıdaki tablodan bu tablo toplamada kullandığınız üst ifadenin her birine karşı gelen harfi bulunuz. Bulduğunuz harflerin her birini soldan sağa doğru alfabetik sırayla yazınız. Yani şimdi 85 sayısını 2'nin doğal sayı kuvvetlerinin toplamı şeklinde yazıyoruz. Yani bütün sayıları zaten yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi 85 için mesela neyi kullanırız? En yakın 2'nin kuvvetini kullanırız mutlaka. Yani değil mi? 64 yani mesela 2 üzeri 6. Sonra üzerine ekleye ekleye arkadaşlar 85 elde etmeye çalışırız. ACDF şeklinde kodları demiş. Neden? 2 üzeri 6 ne var bakın burada F var. Soldan sağa doğru alfabetik sıraya göre yazınız diyor. Yani ilk A mesela şu F işte 2 üzeri 4 ne D örneği de iyi anlamak gerekiyor. C ne 2 üzeri pardon 2 üzeri 2 ne C bu. Bunları kodluyorsun ve yani her şeye göre kodluyoruz. Alfabetik sıraya göre yazıyoruz. Toplamları 200 olan iki doğal sayı kodlamış. Şimdi iki doğal sayı ve toplamları 200 olacak. Zaten kodlardan birini vermiş A, B, C. Yani bu ve bunun toplamları var önce elimizde. 1, 2, 4. Yani arkadaşlar 7 yapıyor. O zaman geriye ne kalıyor? 200'den 7'yi çıkartırsam 193 kalacak. Şimdi 193 kalacaksa arkadaşlar bizim kodumuz için buna en yakın 2'nin kuvveti budur. Yani bizde mutlaka G'nin olması gerekiyor. Yani G harfi olmayanları eleyebiliriz mesela. Sonrasında 128 yazdıktan sonra gerine kalıyor. Ona bakacağım arkadaşlar. Şöyle 65 kalıyor. 65 de tabii ki buna en yakın ne var? F var. 64 var. Bir de A'yı eklediğimiz zaman o zaman cevaba ulaşmış oluyoruz. Tabii alfabetik sıraya göre yazıyoruz. Güzel ve kaliteli bir soru diyebiliriz. Evet, bir sonraki sorumuzda ise arkadaşlar tamamen okuma anlama yönelik bir soru aslında. Hani işlem kısmı da var ama öncelikle ne söylemek istediğini iyi anlayıp sıkılmadan soruyu çözmeye çalışmamız gerekiyor. Burada sarı renkli karın içine bir üst ifade yazın. Bakın ikinci adımda diyor ki birinci satırdaki karelerin her birine birinci satır şudur değil mi? Tabanları birbirine eşit ve kuvvetleri soldan sağa doğru azalan. Bak çok önemli. Soldan sağa doğru azalan ardıcık doğal sayı olacak şekilde birer üst ifade yazınız. Diğer karede, üçüncü adımda diğer karelerin her birine, her sütunda kuvvetleri birbirine eşit, tabanları yukarıdan aşağı doğru azalan. Yani yukarıdan aşağı da azalan, burası için de azalan demiş. Ama tabii burada dikkat etmemiz gereken nokta nedir? Birinde kuvvet derken birinde taban diyor. Şimdi tabii sarı renkli karenin içine 8 üzeri 10 yazılacak bir şey yazıyoruz 8 üzeri 10'u. Sonra o kuralları uygulatıyoruz. Her satırda arkadaşlar olay neydi? Her satır için soldan sağa doğru azalacaktı. Ne azalacak? Taban aynı olacak, kuvvetler azalacak. 8 üzeri 9, 8, 7, 6. Yani buraya 8 üzeri 6 yazacağız. Sonra aşağı inerken de tabanları yukarıdan aşağı doğru azalacak. Yani 7 üzeri 10 üst aynı kalacak. 6 üzeri 10 işte 5 üzeri 10 4 üzeri 10. Bunu yana götüreceğiz. Yana götürürken biliyorsunuz taban aynı kalıyor. Üst azalıyor. 9 8 7 6 olarak. Yani buraya da yine 4 üzeri 6 geliyor. 9 8 7 6. Bize ne diyor sonrasında arkadaşlar? Mavi renkli karelerin içine yazılması gereken üstü ifadenin çarpımının sonucu. Yani şu üçünün çarpımının sonucunu soruyor bize. 4 üzeri 10, 4 üzeri 6 ve 8 üzeri 6'yı çarptığımız zaman hepsini iki cinsinden yazıyorum. 2 üzeri 12 şurası. Bu da 2 üzeri 18 yapıyor. Hepsini çarptığım zaman yani üzerlerini topluyorum. Biliyorsunuz 2 üzeri 50 yapıyor. Bu şık nerede var diye baktığımız zaman Adana şıkkında olduğunu hemen görebiliyoruz. Evet, devam ediyoruz bir sonraki sorumuzla. Evet, burada da yine çok kaliteli bir soru. Burada şunu söylüyor bize. Arhan bir abaküsün her bir boncuğu için sol tarafı bitişik boncuk sayısını eksi 1 ile çarparak bulduğu sonucu taban sağ tarafı bitişik boncuk sayısı ise kuvvet olacak şekilde birer üst ifade tanımlamış. Örnekte de zaten çok güzel örneklemiş. 7 buraya koymuş, 3 buraya. Yani eksi 7 yapmış ama çünkü eksi 1 ile çarptığını söylüyor arkadaşlar. Sonrasında tabii Arhan bu abaküsün tüm boncukları yukarıdaki gibi soldan
sola ya da sağa bir tık hale getirerek her birinin değeri negatif olan 5 farklı üslü ifade tanımlamış. Bu madde çok önemli. Bu maddeyi anlamak çok önemli. Arhan'ın tanımladığı bu üslü ifadenin en küçüğüyle en büyüğünün çarpımının sonucunu bize sormuş arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan nokta negatif demesi. Şimdi bizim oluşturabileceğimiz buradaki boncuklarla üslü ifadeler ne olacak? Mesela eksi 1 işte mesela eksi 1 üzeri 9 yapacak. Ona tamamlayacak ki eksi 2 üzeri 8 böyle böyle yapacak ama tabii ki buradaki o pratikliği düşünürsek çok işimize yarar. Yani negatif dediği için çift olanları hiç incelemeyeceğim bile arkadaşlar. O yüzden pozitif olanları, tek olanları inceleyeceğim. Çünkü çift yani üssümüz çift yaparsa sonuç pozitif olur. Eksi 3 üzeri 7. Ona tamamlıyor birbirini biliyorsunuz ki eksi 5 üzeri 5. Eksi 7'nin küpü ve eksi 9'un da birinci kuvveti. En büyüğüyle en küçüğünün çarpımı. Şimdi zaten azıcık mantıklı bir şekilde düşünürsek en küçüğü işte en büyüğü bu olur. Çünkü bir eksi 1'dir bunun sonucu ve en büyük bu olur. Yani en küçük mü dedim? Neyse artık. En büyüğü bu olur. Çünkü negatif sayıların en büyüğü eksi 1'dir. En küçüğe de baktığım zaman arkadaşlar bakıyorum şimdi yani bu eksi 9 çok küçük değil. Eksi 343 ondan daha bakın şunlar daha düşük ifadeler. Bu mu acaba bu mu diye bakacağız hangisi daha küçük. Yani 300, 5 üzeri 5 var. Bir de 3 üzeri 7 var. Yani şöyle düşündüğüm zaman 3, 9, 27, işte 81, 243 bizim bildiğimiz şey var. Bunları az çok biliyoruz. 729 mesela ne yapıyor? 3 üzeri 6 yapıyor. Bir 729 3 ile çarptığım zaman 3, 9, 27, 6, 8, 2180. Gelelim buraya. 25, 125, 625, 625 çarpı 5'te 3000'li bir sayı yapar. He. Ama eksi ya başlarında. Eksi olduğu için en küçük olan bu olur. Yani bununla bize diyor ki bu en küçük değer. Bu da en büyük değer. Bunları çarp zaten pozitif olacak. Şıklara uygun olan da burada mevcut arkadaşlar. Yine dediğim gibi çok kaliteli bir soru tipi. Sınavda çıkma ihtimali tabii ki yine olabilir. Bu sorunumuzda ise biraz zorlanan bir soru ama aslında çok basit bir soru. Zehra çoktan seçmeli 45 soru oluşan bir sınava girmiş. Bu sınava giren öğrencilerin aldıkları puan doğru cevapladıkları soru sayısından yanlış cevapladıkları soru sayısının 3'te 1'i çıkartılarak bulunan sonuç 9 ile çarpılarak hesaplanıyor. Yani bir nevi net hesabı yapılıp 9 ile çarpılıyor puan sadece. Zehra'nın da bu sınavda diyor doğru cevapladı, yanlış cevapladı ve boş bıraktığı sorudan her biri 3'ün bir doğal sayı kuvvetine eşit. Bak doğal sayı kuvveti deyince 3 üzeri 0'ı da yazmayı düşünmeyi unutmayalım. Lazım olur ya da olmaz. Ama biz yine de hatırlatmış olalım. Şimdi buraya baktığımız zaman Zehra'nın bu sınavdan çok fazla puan almasını istiyoruz. Ama yani 45 soruda en fazla ne kadar doğrusu olabilir? Yani sonuçta baktığımız zaman 45 3'ün kuvveti ne var içinde en fazla? 3'ün küpü var. Yani diyelim ki Zehra'nın 27 doğrusu olsun. Geriye 18 kalıyor. Ne için bunlar arkadaşlar? 18 yanlış ve boş sayılar için. Şimdi bizim amacımız netinin yüksek çıkması olduğu için bizim amacımız hani gönül ister ki burada boşu fazla olsun. Hani boşu yüksek seçelim, yanlışa az kalsın ama hani böyle bir şey mümkün olmuyor. Yani çok fazla mümkün olmuyor. Çünkü zaten 18'den önce 3'ün kuvveti bir tek 9 var. Hani birine 9 yazınca zaten diğeri de 9 oluyor. Yani boşu yüksek tutup yanlışı az tutmaya çalışırım. Çünkü net hesabı yapacağız ya. O zaman tabii netini hesaplıyoruz. Boş sayılar tabii ki bir işe yaramayacak. Yani boşlardan net de bir sıkıntı olmuyor biliyorsunuz. Kayıp olmuyor ya da kazanç olmuyor. Şimdi buraya baktığımız zaman 18 işte 9 yanlışı varsa 3'te 1'i 3 çıkarıyoruz. Yani neti bunun 24 net oluyor. Net burada söyledi net. 9 ile çarpılacakmış. 24 çarpı 9. İsterseniz açın, isterseniz sonucu bulun, ondan sonra yapın. 24, 8 kere 3 olarak yazıldığı için 2'nin küpü 3 üzeri 1. Buradan da 3'ün karesi gelir. Bu da arkadaşlar 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü. Yani ne oldu cevabımız? Ceyhan şıkkı oldu. Üsler aynı olduğu için tabanları çarpmış olduk. Bir sonraki sorumuz biraz işlem kalabalığı olan bir soru. Dikkatli bir şekilde çözmemiz gereken soru hem işlem kabiliyetinizi hem de birazcık mantığınızı ölçüyor. Yarı çapları verilmiş burada toplar. Bu topları boşluklardan geçirilmeye çalışıyormuş. Isıtılarak genleşmeleri ve her birinin yarı çapının %20 artması sağlanmış. Önemli bir madde. Bakıyoruz devamında. Diyor ki ısıtmadan önce topların üçü de deney düzeninden geçiyormuş. Şunların hepsi deney düzeninden geçerken ısıtıldıktan sonra bu topların sadece ikisi boşluktan geçebilmiş.
Boşluğun çapının, yani buradaki boşluğun çapının santimetre cinsinden değeri hangisi olabilir? Şimdi tabii şunları düzenleyelim. 10 üzeri 3'ü kullanalım. 1, 2, 3, 4,5 yapsın bu. 4,5 santim. Şunu düzenlediğim zaman 3'ü kaydırıyorum sağa. 4,85 santim yapar. Son olarak bunu kaydırdığım zaman 4,55 santim yapar. 4 tane kaydırdığım zaman. Şimdi tabii buraya baktığımız zaman önce şunu isterseniz kullanın. Bunlar yarı çap ya. Mesela bunların iki katı çap yapar. Bunların iki katı bu düzenekten geçiyormuş. Yani işte 4,85'in iki katı. Yani hiçbir zaten şunlara engel değil. Bizim için burada %20 artması önemli. Şimdi tabii burada %20 arttırırken ya birazcık mantık olarak düşünürsek bize diyor ki ikisi geçiyor ama üçüncüsü geçmiyor diyor. Yani geçmeyen o zaman doğal olarak ne olacak arkadaşlar? Şu olacak. Bu geçmeyecek. Diğer ikisi geçecek. Tabii şimdi 4,85 yani 4,85 santim. Bunun %20 artmasını sağlayacağız. Şimdi böyle şöyle düşünebiliriz. Yani birazcık pratiklik isterseniz. Mesela bunu 485 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak yazacağım. Niye? Çünkü %20'sini bulacağım için daha kolay olsun diye. Yani %20'si ne yapar? Yani 5'e bölebilirim. 5'e bölüp üzerine ekleyebilirim. Pratik yoldan yapmaya çalışıyoruz. Burada 1 kalırken burada arkadaşlar 97 kalır. Yani 97 çarpı 10 üzeri eksi 2 ekleyeceğim üzerine. 485'in üzerine ekliyorum. Bakın. Tabii bu da 10 üzeri eksi 2. Yani onu x gibi düşünüyoruz. Yani 485 eksi 97 x gibi düşünürseniz 10 üzeri eksi 2. Yani böyle yazınca da sanki 10 üzeri eksi 2 de toplayacağız gibi oldu. Alt alta yazmayalım. 485 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 97 çarpı 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2'ler ortak olduğu için 10 üzeri eksi 2 çarpı ortak çarpan parantezi gibi çözelim bari. Yazıyorum toplamını. 17, 18 elde var. Bir 582 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye dönüşüyor. Yani biraz kötü oldu orası ama 582 çarpı 10 üzeri eksi 2 yani 5,82 yapıyor arkadaşlar. Bunun yarı çapı. Tabi bunun yarı çapı bu ama bize çapı lazım arkadaşlar. O yüzden bunu bir de 2 ile çarpıyorum. Bakalım 5,82 2 ile çarptığımız zaman ne olacak? 11,64 yapacak. Demek ki 11,64 yaptığı için sonuç olarak boşluğun ki bundan küçük olacak. Bunları eliyorum boşluklar. Eğer boşluğun çapları eğer bunlar olsaydı arkadaşlar buradan da geçebilirdi. Ama geçemiyor. Bu ikisinden biri olacak. Tabii bir de yani zaten cevap belli de hani biraz daha şey yaparsak yani nasıl diyelim bunların %20 arttırılmış hali. Bir de en küçüğünün %20 arttıralım. Bunu biraz daha pratik yolda hemen yapabiliriz. 5'e bölünüyor ya 45. Yani 45 %20'sini bulmak demek 5'e bölmek demek. 0,9 ekliyorum. 5,4 yapıyor. Bunun yarı çapı. Çapı da 10,8 yapıyor. Demek ki bu geçecek ki 10,8 arkadaşlar. 10,8 geçtiğine göre boşluğun çapı bu olamaz. Bunu geçirmiyor. Ortancaya hiç bakmadım. Yani ne yaptım? En düşük ve en yüksek uzunluğa şeye baktım. Çapa baktım. Yarı çapa baktım. Oradan da çapa baktım. Gayet kaliteli bir soru olduğunu söyleyebiliriz ama dediğim gibi işlem fazla kalabalık var. Bu sorumuz da ise birçok kaynakta da yine karşımıza çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesiydi. Burada bunu alıp bu yapboz parçası gibi bir şey bunu koyup sırayla koyuyor işte mesela şöyle koyuyor atıyorum. Böyle koymuyor tabii. Şöyle koyuyor. Mesela bu şekilde koyuyor. Görünen iki tanesini çarpıyor. Şimdi bir insan diyor ki sanki bu hiç hareket etmeyecek gibi gözüküyor. Hayır edecek. Böyle de konabilir. İşte şurayı kapatacak şekilde konulabilir. Yani mantık şu. Hani şöyle diyelim. Zaten iki tane kısım görünecek. Mesela şu ikili görünebilir. Bize diyor ki Barış ikinci kartı birinci kartın üzerine kenara çakacak biçimde koymuş. Bu durumda birinci kart üstündeki üslü ifadelerin sadece iki tanesi görünebildiğine göre. Bu üslü ifadenin çarpımı sonucu en çok kaçtır? Yani örnek bu ikili görünebilir. İşte mesela bu ikili görünebilir. Hani bu ikili görünebilir bir de bu ikili görünebilir. 4 tane ihtimal var. Yani ihtimalleri yazıyorum. Şunların görünme ihtimalini. 8 üzeri 10 çarpı 4 üzeri 15. Şu ikili 8 üzeri 10 çarpı 27 üzeri 10. Şu ikili yan yana olanlar 27 üzeri 10 çarpı 9 üzeri 15. Son olarak 4 şu ikili de görünebilir yine. Bunu neye göre söyledik? Yani işte mesela örnek sonucu nasıl olabilir? Sonucu şudur arkadaşlar. Bu yapboz parçası gibi olan şeyi böyle koyarsanız şu ikisi görünür. Diğerlerini de gözlemleyebilirsiniz. En yükseği arıyoruz. Şimdi
Öncelikle parçalayabiliriz ama böyle baktığımız zaman gerçekten daha büyük olduğuna ikna olduğum noktalar var. Mesela şu birinci olsun, bu ikinci olsun, bu üçüncü, bu da dördüncü diyelim. Bakın arkadaşlar 2 ile 3'ü karşılaştırırsanız ikisine de 27 üzeri 10 var. Bunda 8 üzeri 10 var. Bunda 9 üzeri 15 var. Hem üssü bunun. Üçüncünün hem üssü hem de tabanı büyük. Demek ki o daha büyük. Eledim. Bakıyorum mesela yani biraz sayıları kötü seçmeyle mi alakalı bilmiyorum ama mesela buna bakıyorum. Bu da İki tane çarpan var. Bir var, bir var. İkisi de büyük ondan eledim. 27 üzeri 10, 9 üzeri 15. Burada birazcık belki test şeye girebilir miyiz? Şunlar aynı. Bunlardan da. 9 üzeri 15'ler aynı. Bakın bu mu daha büyük, bu mu daha büyük diye düşünsek bu 3 üzeri 30 yaparken bu 2 üzeri 30 yapar. Demek ki şunun sonucu daha büyük olacak. Ne o? 27 üzeri 10 çarpı 9 üzeri 15. Tabii düzenleyeceğim. 3'ün 30. kuvveti. Bu da 3'ün karesinin 15. kuvveti. Yani yine 3'ün 30. kuvveti yapıyor. Bunları çarptığım zaman da hem üstler aynı hem altlar aynı. Ama ne yapmış? Şıklara şöyle de koyabilirdi. 9 üzeri 30 da olabilirdi cevap. Ama şıklarda mevcut olan bu. Aynı zamanda yani üstleri toplamış. Dediğim gibi tek tek isterseniz bunların sonuçlarını bularak da ilerleyebilirdiniz. Bir sonraki kaliteli sorumuz. Evet birazcık daha yine uğraştırıcı sorulardan bir tanesi. Burada 5 tane kart varmış. Bu kartlardan 4 tanesi Mete, bir tanesi Bartu'ya veriliyor. Buna göre Mete'ye verilen kartlarda yazan üst ifadenin çarpımının sonucunun Bartu'ya verilen kartlardaki üst ifade oranının alabileceği en büyük değer. Oran demek bölmedir. Buraya Bartu'yu, buraya Mete'leri yazacağız. O zaman Bartu'ya verdiği kart, Bartu'ya kalan kartın küçük olması lazım. Bir kesir mantığı olarak düşünürsek buranın büyük, aşağısının da küçük olması gerekiyor. Tabii şunları öncelikle bir üslü ifadesi şeklinde daha güzel yazalım. Mesela eksi 1 bölü 4. Eksi 2'nin arkadaşlar eksi 2. kuvvetidir. Eksi 3. kuvvetini alacağız. Şimdi tabii orada önemli olan nokta pozitif mi kalacak negatif mi? Çarptığın zaman 6 yapıyor ama şöyle bir durum var. Eksi 2 üzeri 6 yapıyor. Pozitife dönmüyor. Çünkü bakın dışarıda tek var. Tek kuvvet var. Aşağıda çift kuvvet var. 6 yapması bir şeyi değiştirmiyor. Buradaki eksi 2 bunu etkileyemiyor. Bunu da tekrardan konu olarak hatırlatmış olalım. Aynısı gibi gözüküyor. Yani aynısı derken hani eksi bir sayının eksi kuvveti. Eksi 3, eksi 4 burada var. Bu arkadaşlar bu sefer 2 üzeri 12'ye dönüşüyor. Çarpıyorum yani üstleri de. Niye? Çünkü burada çift var ve çift içeriği etkileyebiliyor. Buraya geldim. Eksi 1 bölü 2'nin aman o da olur da şöyle yazalım. Eksi 2'nin eksi 4. kuvveti. Eksi 6 da burada var. Çarpıyorum. Dışarıda çift bir sayı olduğu için 2 üzeri 24 yani pozitif yapar. Buraya geldim. Eksi 2 var. Eksi 5. kuvveti. Evet, parantezi öyle orada değil. Şurada kullanacağız. 3. Zaten çarptığı zaman negatif yapacak. Eksi 2 üzeri eksi 15. Son olarak buraya geldim. Bakın pozitif yapacak. Ona da karar verebilirsiniz önce. Sonuç pozitif yapacak. Çünkü burada 2 var. Eksi 2'nin eksi 6. kuvvetinin karesi. Bu ise pozitif olarak 2'nin eksi 12. kuvveti yapar. Şimdi buraya hepsine baktım. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Bartu'ya en küçüğünü vereceğiz dedik. Yani en küçüğünü ve en küçüğü burada hangisi baktığımız zaman bakıyorum şöyle. Evet. Dört tanesi ona kalacak. Bir saniye. En küçük ifade. Evet. Şöyle bir düşünüyorum tekrardan. En büyük değer. Ama şöyle bir şey de olabilir. Yani en büyük değerden ziyade orada şunu düşünebilir miyiz? Yani en büyük en küçükten yani ziyade aşağıya bir negatif kuvveti büyük olanı koymaya hedeflerim. Negatif olarak yani en küçük üssü en küçük olanı almaya çalışırım. Şimdi neden? Çünkü aşağıya koyduğunuz zaman bunu arkadaşlar bu yukarı artı 15 diye çıkacak. Ama bunu koysak mesela en küçük sayı bunlar arasında bu belki ama üs olarak bu yukarı eksi 6 diye çıkar ve sayı küçülür. Ama bunu yazdığınız zaman yukarı bu artı 15 diye çıkar. Üslü ifade üs olarak. Tabii şimdi geri kalan dörtlüyü çarpıyoruz. Bunu aşağıya koyduk. Koymaya karar verdik. Ya zaten işareti çok incelememe gerek yok açıkçası. Şimdi sonuç olarak yukarıda 4 tane sayı yazacağız. Negatif yapacak. 4, 1, 2, 3, 4. Yani bir tane negatif var. Aşağıda bir tane negatif var. Pozitife dönüşecek. Tabii üstleri topluyorum şunların. 18, 42, 30. Yani ama eksi 2 üzeri 30'a dönüşecek. Yukarı atacağım. İkisi de negatif olduğu için cevap da pozitife dönüşecek. Ve 2 üzeri 30 çarpı 2 üzeri 15'ten 2 üzeri 45'i elde
Ya tabii ya yani, şeyin başında aşağıya en küçük koyarız dedik ama aslında üs olarak üssü en küçük yapanı koyarız demek lazımdı. Yoksa yanlış bir ifade oldu. Üssü küçük olanı koyduğum zaman arkadaşlar burada ne oluyor? Güzel bir şey oluyor. Yukarı artı diye çıkıyor. Yani eksi 15 yukarı çıkınca artı 15 oluyor. Bayağı büyütüyor yani sayı. Yani kuvveti. Ama bunu koysan mesela 212 yapar. Bunu koysan eksi 2 üzeri eksi 6 yapar. Evet. Baştaki o söylediğim şeyi de düzeltmiş olalım. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani en küçük deyince bunu koyun. Ya bunu koyacağız. Olur mu öyle değil mi? Yani üst, yani 6 yukarı eksi 6 diye çıkar üst olarak. Bizim işimiz burada üstlerle. Evet, kolay bir soru. Arkadaşlar buradaki metrekare başına düşen insanı soruyor sanırım. Yukarıdaki ölçüye veren sahaların her birinin alanı o sıradaki oyuncu sayısına bölünerek oyuncu başına düşen santimetre kare cinsinden alanlar hesaplanmıştır diyor. Tabi o zaman buraya bakıyorum. 44 çarpı 80 ama bakın çarpmayacağım. Arkadaşlar kalacak böyle. Bu arada santimetre kare cinsinden diyor ama evet bunu sonradan değiştirmek gerekiyor. Şu an biz metre kare cinsinden bulacağız. 44 çarpı 80 22'ye böleceğim. Bakın çarpmamanın güzelliği şu. Bakın sadeleşebiliyor. Yani 160 metrekare yapıyor. 1 metrekarede 10 üzeri 4 olduğu için cevap ne oluyor? 160 çarpı 10 üzeri 4. Cevap derken yani şıklarda bulacağımız şey bakın Adana çıkında mevcut. Geldik buraya 28 kere 15 ama çarpmayacağım. Basketbolda 10 kişi var ona böleceğim. Bakın üzerine sadeleştirerek böleceğim. 5'e sadeleştiriyorum. 3'e 2 14. 42 metrekare. Yani 42 çarpı 10 üzeri 14 yap. 10 üzeri 4 yapacak yine santimetre kare çevirmek için. Bu da sola kaydırdığım zaman hemen 10 üzeri 5'e dönüşecek. Son olarak 20 kere 12 bölü 12 yapacağım. Aa 20 kaldı direkt çok güzel. 20 çarpı 10 üzeri 4. Bu da 2 çarpı 10 üzeri neye dönüştü? 5'e dönüştü. Şununla ilgili herhangi bir veri yok. Dediğim gibi çarpmadan direkt sadeleştirerek yapmak bize avantaj sağladı. Bir mahallede yer üstündeki kablolar yer altında yeniden düşünecek. Aşağıda türlerine göre bu iş için kullanacak kablo miktarları ve bu kablonun taşınmasını kullanacak tahta makaraların her birine sarılabilecek kablo miktarları verilmiş. Yani kullanılacak kablo arkadaşlar hepsini tabii iki cinsinden yazacağız. 2 üzeri 20 işte 3 üzeri 2, yani 2, bunu 3 cinsinden yazacağız. 3 üzeri 12 5 üzeri 9, 5'in küpü çünkü. Bu da 7 üzeri mesela 8. 2 üzeri 18. 3 üzeri 12. 5 üzeri 8. 7 üzeri 6. Şimdi ne böleceğiz, çarpacağız. Hep burada insanın kafası karışıyor ama çok basit bir şey aslında. Elinde bu kadar kablo var kullanılacak. Bir makaraya da bu kadar kablo gidiyor diyor. Şimdi daha az makara kullanılacaktır. Ya bir makarada bu kadar var. Senin elinde de bu kadar kablo. Yani bir makaraya bu kadar kablo kullanıyorsun. Elinde bu kadar var. Böleceksin tabii. Böldüğün zaman bunu buna tabii ki 2 üzeri 2 ne buluyorsun? Adet. Çünkü toplam uzunluk var elinde. Bir de bir tane makaraya harcadın. Bölerek kaç makara kullanacağını bulursun. 4 makara yapar. Bunu buna böldüm 1 yapar. Bunu buna böldüm 5 yapar. Bunu buna böldüm 7'nin karesi yapar. Bu da yani zaten büyük oldu. En az makara olan telefonda olmuş oldu. Yani böyle bir soru gelir mi? Yani bir şey diyemiyorum. Biraz fazla kolay. Online alışveriş sitesi 100 TL ve üzerinde kargo ücreti alınmayacakmış diyor. Selin Hanım 4 farklı ürün satın almış. Bu ürünlerin dışında bir tane de boyama seti almış. Bunların sonrasında kargo ücreti ödememiş. Yani demek ki bu demek oluyor ki bu kadının 3 tanesinin üzerine bir tane de eklediği zaman 100 lirayı en az buluyor. Boyama seti için ödediği ücret en az kaçtır? Tabii hepsini 32 şeye çeviriyorum. Bir ondalık çözümleme olarak yazıyoruz yani. Ondalık olarak yazıyoruz. 32,05 32'den %5 30,45 hepsini toplayacağım ya zaten. Alt alta yazmaya çalışıyorum. 26,05 topluyorum arkadaşlar. 15 elde var. Bir 5 elde yok artık. 8 88,55. Şimdi bu ürünler 88,55 tuttu. Baktığımız zaman 100'den çıkarmam yetecek. Çünkü şimdi bazen hani 100 olunca kabul olur mu diye düşünmecelere de girebiliyorsunuz. 11,45'lik bir ürün alırsa tam 100'ü tamamlar. 100 TL ve üzeri ve bağlacı burada 100 liranın da olabileceğini ifade ediyor. 100'e tamamladık sadece. Burada çok gayet kolay bir örnek soruydu. Genel olarak Ocak ayında sorularını çözmüş olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler.